İlk doğum gününde ev aldı onu, bir kere bana bir jest yapmadı. Bunlar yarışmaya birbiriyle kapışmak için gelmişler. Rakibi kaynanası. Bak evde bunun iç yüzü çıkmadı, burada çıkıyor, görüyor musun? Karıştır, karıştır, çevir. Oh! Allah aşkına bilerek ne yapıyorsun ya? Anne gelme orada Baba. Dur. Oh canıma değsin, oh oh. Ya kız kurutmalıysa kurutmasın, sen Ayten'i mi bulacaksın? Hayır hayatım. Hep diyorsun ya kızım güzel oynuyorsun. Güzel oynuyorsun. Bu senin için Nurten teyze. Sefam olsun. Sen bana çambaz dedin. Şimdi cevap, bir dakika cevap vereceğim şimdi. Esra bu söylediğin sözden pişman olduğunu Hayır olmadın. Asla pişman değilim. Bari de yanlış anladın. Özür anladım. Dile bari. Sırf karşımdaki büyük diye susamam. Sen bugün 3 sezondur kırılmayan bir rekoru kırdın. 3. sezonun en yüksek puanını alan geleni. Masayı donatıp kurmakta, sanat eseri gibi sunmakta. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Merhabalar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İlk önce hemen başvuru adresini veriyorum. Artık biliyorsunuz bizi izleyenler de hediyeler kazanıyorlar. Hem de neler 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 kazanıyorlar. Çok dikkatli izleyip haftanın bileziklerini kimin kazanacağını tahmin eden hediyeleri götürüyor. Başvuru adresimiz www.kanald.com.tr. Bir de Ayten... Çok şükür. Bakayım kayınvalidelerim. Harikasınız. Gelinlerim. Birbirinden güzel gelinlerim. İlk önce bir anonsum var müsaade ederseniz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgın sürecinde yapmış olduğumuz program çekimlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınabilecek tüm önlemlere harfiyen uymaktayız. Çekim başlamadan önce düzenli olarak tüm ekip ve yarışmacılarımıza test yapılmakta, günlük olarak stüdyolarımız dezenfekte edilmekte, düzenli olarak tüm ekibin ateş ölçümleri yapılmakta, maske kullanımına gördüğünüz gibi ve mesafeye özen gösterilmektedir. Unutmayalım ki koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Şimdi... Kaldıralım örtüleri. Ne pişireceğiz acaba? Benim çok sevdiğim bir şey. İlk şunlara bakayım. Tavuğu sevmem ama böyle yapıldığında severim. Bu ne ay salçası var. Böreği mi acaba? Böreği olamaz. Şekil. Söylüyorum. Susamlı. Ballı susamlı tavuk yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. Ayten yaz yavrum. Defterlerinizi açın. 400 gram tavuk göğüs eti. 2 adet yumurta. 3 yemek kaşığı mısır nişastası. 1 tutam tuz. Kızartmak için sıvı yağ. Sosu için 3 yemek kaşığı susam, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 tatlı kaşığı toz şeker,
2 yemek kaşığı bal, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı su, sıcak su, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber, servis için ise ince kıyılmış taze soğan. 90 saniye kayınvalidelerinizle sizi baş başa bırakıyorum ve hemen geliyorum, işin inceliklerini öğrenin bakalım. Nişasta ve tuza bulanacak. Kızaracak. Yumurtaya bulanacak, kızaracaklar. Susamlayacağız herhalde, kızartacağız. En sonu susamlayıp kızartıyorsun. En sonu sosunu dökülecek ya da soğanları da dilimleyip üzerine dökeceğiz herhalde. Orta ateşte evre çevre pişirdim, o zaten içini çeker. Hı hı. Ama biz yapar, bir anda çıkarırsan dışı kızarır. Çok tamam. Başına geldi biliyorsun. Evet. Sen kullanıldığı bir şey onu ki başkaları da beğensin yani. Böyle yapmamak böyle bir şey olmasın. Kızarmaya başladı anlamadım. Kızarmışlığına çok dikkat et. Çok kurutmayacağım. Pembe yapacağım. Açık renkte bırakmayacağım. Yakmayacağım da. Bunların hepsini bunu zaten marine ediyorsun bunları. Döveceksin, marinalayacaksın. Soslayacağım. Geçen seferki gibi olmasın. İçi pişmez. Dışı pişer. İçi pişmezse kötü olur. Kızlarım nasıl parçalayabilir? Şekline dikkat et. Benimkine dikkat et. Limonu dedim el işine dikkat et. Şunu ince ince kırıyorum. 4, 3, 2, 1 süreniz bitti kızçeler. Ana kraliçeler odanıza. Odanıza. Nerim Hanım gel bebeğim. Gel. İlk doğum gününde ev aldı onu. Bir kere bana bir jest yapmadı. Bunlar yarışmaya birbiriyle kapışmak için gelmişler. Rakibi kaynanası. Bak evde bunun iç yüzü çıkmadı, burada çıkıyor, görüyor musun? Karıştır, karıştır, çevir. Damla aşkına bilerek mi yapıyorsun ya? Anne gelme orada Baba. Dur. Oh canıma değsin, oh oh. Ya kız kurutmalıysa kurutmasın, sen Ayten'i mi bulacaksın? Hayır hayatım. Hep diyorsun ya kızım güzel oynuyorsun. Güzel oynuyorsun. Bu senin için Nurten teyze. Sefam olsun. Sen bana çambaz dedin. Benim de çambaz dedin. Bir dakika orada. Cevap vereceğim şimdi. Esra bu söylediğin sözden pişman oldun. Hayır asla pişman değilim. Bari de yanlış anladın. Özür dile bari. Sırf karşımdaki büyük diye susamam. Sen bugün 3 sezondur kırılmayan bir rekoru kırdın. 3. sezonun en yüksek puanını alan geleni. Hazır mıyız kızçeler? Hazırız. Ballı susamlı tavuk yapacaksınız. En sevdiğim. Süreniz 45 dakika. Tamam mıdır? Tamam. Başlasın mı? Evet. 5, 4, 3, 2, 1 başlayın. Soydum. Bugün de size getirdim. Akşam pişirdiniz tabii yani. Akşam pişirdim. Eşime ikram ettim. Yedi. Sizlere de ikram Teşekkür edeceğim. Teşekkür ederim. Evet. Ellerine sağlık. Kadar güzel miymiş? Çok tadı. Güzel. Çok... Ellerine sağlık. Şehsuvacığım çok beğendi. Dün çeyreği aldım. Ayten ne düşünüyorsun? Görebileceğin ilk çeyrek. Tebrik Gerçekten ediyorum. Gerçekten mi? Senin gibi i̇lk ama haftalar sonra almadım demek iki istedin, hafta sonra. Ben ilk ve son. Onu demeye çalışıyorum. Seninki ilk ve son olmasın. İki haftadır buradasın. Daha sen yenisin canım benim. Yeni olduğum halde Kimin gideceği işte. Belli değil. Ben senin yerinde olsam ağzımı açıp konuşmam bile. Neden? Sebep? İki haftadır buradasın. Sebep? Bir tane çeyrek almışsın. Ben geldiğim ikinci günü almışım. Hala oradan laf ediyorsun. Olabilir. Sen şansına kayınvalideler sana güzel puan verdi, aldın. Şans meselesi bu. Şans Yoksa mı? Benim yemeğim kötüdü diye şans ben... Şans becerisi mi, el becerisi mi? Evet, şans meselesi. Tamam, sen kendini öyle avutabilirsin canım. Ya senin bu sevincinle baş başa bırakıyorum. Yazık yani. Tat Tatlı. Ya, o sevinci, sana o duyguyu şey tat mi? Ya. Doya doya el tat El becerisi olmayan insan.
insanlar bir daha yaşamayacağın için o duyguyu tat bence. Otur. Ama olsun, Allah bir taraftan almış senden, el becerini almış. Sana dans, yani bir kıvraklık vermiş. Sen de dans edebiliyorsun. Ne diyorsun? Allah aşkına sen ne demeye çalışıyorsun? Yemeğini yapsana sen ya. Ama Ayten doğru söylemiyor. Tatlım, ben yemeği yapıyorum, sen yap. Ha, çok güzel yapıyorsun. Doğru söylüyor ama Ayten. İzle, gerçekten izle. Çok güzel dans ediyorsun. Yani herkes de her şeyi çok iyi yapacak diye bir şey yok ki. Mesela i̇yi ben de senin gibi oynayamam. İyi de ben de güzel yemek yapıyorum yani. Bunda iddialıyım diye göreceksiniz de. Hayır, gerçekten hem güzel oynuyorsun hem de bu aralar biraz elini düzelttin sen Ayten. Evet, farkındasın. Gerçekten yapıyorsun yani. Bizim evet. Yemeklerimizin arasına böyle bir kenardan kıyıdan karışıyorsun. Evet. Nasıl yapıyorsun? Kenardan kıyıdan yok, baya baya güzel yapıyorsun. Bunca aksiliğe rağmen bunu da nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama ne yapıyorsun aksiliği yani. Oluyor ki? Bilmiyorum, sürekli bir şeyler geliyor başına. Olabilir. Hani şans bana meselesi. Diyorsun ya şans diye. Bence sen çok şanslısın. İkinci haftaya nasıl kaldın burada anlamış değilim. Ben anlamadım. Yeni gelen de beni hedefliyor. Fırına koysaydın çok daha güzel olurdu. Hayatım, bunun ne tahini var, ne tarçını var. Karanfili yok. Ne tarçını kız? Karanfili yok. Ayol, her şey var içinde. Karanfili de var. Bakın ben, cevizleri ben de koydum. Hindistan cevizi de var. Böyle 3-5 tane atacaksın ki güzel koksun. Kokmuyor. Karanfil yok bunda. Dur bakayım. Bir daha diyeyim. Aromasını verir ayol, karanfil. Ayol mis gibi, baksanıza. Tabii. Karanfil kokuyor. Eline sağlık. Çok karanfil afiyet attınız olsun. Mı? Neresi ürünü olmuş karanfil be? Attın mı? Attım. Var var, karanfil kokusunu aldım. Kabak doğru. Kabak bitmesin ben yani. Kabak güzel ellerine olmuş. Sağlık. Hiç güzel, güzel olmamış. Olsun. Ağır ağır yaptın ama güzel yaptın yani. Hayır, ellerine hiç güzel olmamış. Ben beğenmedim. Ben beğendim. Karanfili yok. Tahini yok. Hayır, hiç güzel değil. Tabağı bitirdin. Beğenmeye. Koyduğunu bitiririm tabii. Yani. Koyduğunu bitirmek zorundayım. Ay, o zaman konuşma yani. Demek artık koyamam çok ya. Güzel yapmışım. Hayır değil vallahi. Çok ya, güzel çok yapmışım. Aşırı ya. Tatlı olmuş ve tahini de yok. Ama kabak tatlısı. Ya yapmayın Yasemin Hanım, Allah aşkına güzel. Evet. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Eşim koca bir tabak yedi. Lokum gibi olmuş. Bir de tahini olsaydı. Ben o kadar kolay kolay her şeyi beğenmem. Bitirdin tabağımı. Mecburen. Aa, yok yok, güzel yapmış kadın. Mecburen. Kadın güzel ayıp yapmış. Ellerine sağlık hayatım. Aysu, sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle bakalım. Ya Esra. Sevgililer gününde bir tek sana hediye gelmemiş. Mesaj falan da gelmemiş. Ben olsam çok kırılırdım valla. İşte iyi ki sen ben değilsin. İyi ki değilim. Yerinde olmak istemezdim. İnsan bir mesaj falan evet, atar buraya ya. Buraya hediyem gelmedi. Ama ben eve gittiğimde eşim tam da tahmin ettiğim gibi bana bir sürpriz hazırlamıştı. Hediyesini hiç, de almış. Hiç inanasın gelmeden. Başka ne olabilirsin? Beni bitirdi, şimdi sana geçti.